Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bağla 270 Mesaili Muteferika. Çeşitli meseleler. Mesai. Muteferika. Farklı farklı meseleler. Biraz fazla soruluyor bugünlerde. O için açtım bunu. Sual. Soru. Salavatın bu kadar kesret ve hikmeti ve salavatla beraber selamı zikretmenin sırrı nedir? Yani devamlı. Allah ve selamasıyla Muhammed. Allah ve selamasıyla Muhammed. El farfi salatu ve el farfi selamu aleyke Resulallah. Yani salavat çok getiriliyor. Bir, buna ihtiyacı var mı? Bana sorulan. İki, imtiyaz değil mi? Yani buna çalışılıyor gibi olmuyor mu? Onu soruyor. Şimdi imtiyaz mı yapmış böyle? Tövbe. Soruyor adam. El cevap. Bakayım salavat getirmek ne anlama geliyormuş? Bu zannediyor ki bu soruyu soranlar. Salavat getirince duadır salavat. Peygamberin ruhuna oluyor. Benimle hiç alakası yok. Onun için bu soruyu soruyor. Hiç alakası yok zannediyor. El cevap. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salavat getirmek tek başına bir tarihi hakikattir. Bir hakikat yöntemidir. Hakikat yani anlayışa ufuk açıyor. Anlayış koridorunu açıyor. Hakikat. Kimisi ilmi kelamla hakikate gidiyor. Kimisi tasavvufla gidiyor. Kimisi kıraatla gidiyor. Kimisi fıkıhla gidiyor. Kimisi felsefeyle gidiyor. Bir hakikat yolu. Bir hakikat da bu salavat yolu. İzah edecek bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde burada da söylüyor. Yani o kadar rahmete mazhar ki Allah Kur'an'da ayette geçiyor. Salavat getiriyor diyor. Siz de getirin diyor. Selam ediyor diyor. Size selam edin ey iman edenler. Geçiyor. Bu manada. Hatırladınız o ayet. Allah selam ediyor, siz de selam edin. He? Evet, inallah emanet. Orada söylüyor. Yani Allah selam yapıyor. Siz de yapın diye. Peki, burada diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Niye? Yani zaten rahmeti nihayetsiz. Çünkü, şimdi izaha giriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ümmetin dertleriyle alakadar ve saadetleriyle nasibedardır. Bizim gibi değil, kendine çalışmıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam reis olduğu için aleme, efradiyle alakadar. Bizim mesela anlayacağımız lisanla aile reisi, evde bir tane çocuğun, bak çocuk da yok, dışarsa aman bırak şu veleti ne yaparsa yapsın, yatabilir misin sen? Niye yatamazsın? Hem insanlık bırakma seni, hem de sorumluluk var. Ha, sen evine ne kadar sahipsen senden daha fazla sahip ümmetine. Ümmetimi almadan gitmem diyor cennete diye bir peygamber. Cehennem saldırdığı zaman Haşir meydanında bu Kütübiste de okumuştum. Böyle ümmeti üç yerde diyor ya Miraç'ta doğduğu anda bir de Haşir meydanında öyle tam hesap görülürken bir anda cehennem diyor zincirlerini koparıyor diyor. Yani teşbih tabii de. Koparıyor Haşir meydanına hücum ediyor. Haşir meydanına hücum ediyor. Ondan sonra bunun dehşetine karşı bütün peygamberler orada işte secdeye kapılıyor.
Peygamber aleyhissalatü vesselam da cehennemin üzerine yürüyor. Ümmeti ümmeti diye orada diyor işte. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki Muhammed sana haramdır diyor cehenneme. Cehennem duruyor ve cehennem şuurlu ya kime ne kadar azap vereceğini biliyor. Cehennem diyor ki ya Muhammed sen bana haramsın çekil diyor. Sonra çekilmiyor ve ona soruyor seni bu kadar dehşetlendiren nedir yani? İçinde kadar duruyordun asırlardan beri. Niye? Allah'ın bu kadar nimetlerini tadıp mazhar olup isyan edenlere daha tahammülüm kalmadı diyor. Onlar haşi meydanında görünce artık tahammülüm yok diyor. Tahammül edemiyorum. Biraz önce onları almak istiyorum içine diyor. Sonra Allah Resulü işte orada duruyor. Cehennem haşir meydanını böyle sarıyor. Yılan gibi. Sonra hesaplar oluyor. Allah Resulü işte onun üzerinden geçiyor. Sırat köprüsü o. Üzerinden geçiyor. İşte peygamberler vesaireler en son kalana kadar o boşaldıkça yılan gibi daraltıyor dahi çemberi. Daraltıyor, daraltıyor. En son sıkıyor işte. Orada da bak hiç kimseyi bırakmadan orada duruyor. Yani çekip gitmiyor orada. Bekliyor. Bir kişi dahi kalana kadar teslim etmiyor onu. Peygamber aleyhisselam. Peki niye anlattım bunu? Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam nihayet derecede mazhar olduğu halde nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ümmetinin dertleriyle alakadar ve saadetleriyle nasip edardır. Şu anda da hepimizle alakadar. Nihayetsiz istikbalde ezeli ve ebedi bir hayata meselemiz var bizim, derdimiz var. Nihayetsiz istikbalde ebedül abatta nihayetsiz ahvale maruz ümmetin bütün saadetleriyle alakadarlığının ihtiyacındandır ki nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir bizim için. Salavat bir bağdır, bir intisaptır. Adeta ona salavatı vererek alacaklı olur. Yani yaptığımız duayı onunla onaylattırıyoruz. Onaylattırıyoruz. Ondan sonra devlet dairesi bir yere gidiyorsun. Önce kabul ediliyor, sonra ileride onaylattırıyor mudur? Sonra o salavat bize şefaat olarak dönüyor. Yardım olarak dönüyor. Bir de yatırım. Yatırım he. Bir de okuyayım bunu o zaman. Diyor ki, çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ümmetinin dertleriyle, bütün, seninle he Yusuf. Senin dertlerini, her derdini biliyor Allah'ın izniyle. Dertleriyle alakadar, saadetleriyle nasibedardır. Saadetinle rahatlıyor, sıkıntına sıkıntı çekiyor. Aile reisi gibi, çocuk bir yeri muvaffak olsa hemen hoşumuza gider. Diş ağrısa uykumuz kaçar gibi. O da bizim reisimiz. Diyor ki nihayetsiz istikbaldi bak. Nihayetsiz istikbal. Ezeli bir hayat, ebedi bir hayat. Da ebedül abatta nihayetsiz ahvale maruz ümmetin. Nihayetsiz hadiselere maruz olacağız. Ümmetin durumu bu. Bütün saadetleriyle alakadarlığının ihtiyacındandır ki. Yani biz aklında bir şey isteyeceğiz orada. Aklım cennet ayrı, kalbim cennet ayrı. Vicdan, hani her latife, hangi latife, his ve duygu, vazife yapmışsa onun cenneti ayrı. Tefekkürün cenneti ayrı, cömertin cenneti ayrı, gayretin cenneti ayrı. Böyle küllüme böyle dünyada hani bir gidiyorsun bir suya, hepsi küllüme giriyor. Göz de denize giriyor, kulak da giriyor, orada öyle değil. Her istidat ve kabiliyete mahsus cennet var. Onun için şey yok yani, insan düşünemiyor. Nihayetsiz bütün saadetleri alakadarlığının ihtiyacındandır ki nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem abdır, abd, hem Resul olduğundan ubudiyet cihetiyle salat ister, risalet cihetiyle selam ister. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdır, peygamber dahi olsa kuldur. Kulluğu noktasında ubudiyeti var, salat istiyor. Salat, ubudiyet yönü. Risalet yönü ise
selamı. Es-salatu ve-selam aleyke ya Resulullah. Salah. Sonra selam. Yani ubudiyeti kulluğu noktasında salat manasında, salat aynı zamanda namaza manasına geliyor. Ubudiyet, münacat, küllü bir ubudiyet ifade ediyor. Ötekisi de selam. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yönü bir, beşer canibinden Allah'a karşı vekilimiz, Allah canibinden bize doğru Allah'ın elçisi. Buradan o tarafa salat, dua, ubudiyet manasında, yani yaptığımız ubudiyetlerin, selam ve salatların, yani evradımızın, eskarın, orucumuzun biraz kalitesini yükseltmek, onaylatma, Cenab-ı Hak onaylayacak ya, vesilesi, şefaatçisi oluyor. Ha? Böyle alem-i şehadetteki sebepler gibi. Allah canibinde de selam. Ki Allah öyle diyor, Resulüne selam eder diyor. Siz de selam edin. Ubudiyet haktan hakka gider. Ubudiyet hak. Haktan hakka gider. Mahbubiyet ve rahmete mazhar olur. Ve bunu es-salat ifade eder. Risalet ise, risalet haktan halka bir elçiliktir ki selamet ve teslim ve memuriyetini kabul. Selam ne demek? Selamı anlatıyor şimdi. Hani Allah selam ediyor, siz de selam edin. Selam neymiş? Aa, ne haber, selamünaleyküm. O değilmiş yani. Selamı bak izah ediyor. Diyor ki risalet haktan, yani Cenab-ı Hak'tan halka, Allah'ın kullarına bir elçiliktir ki bir selam neymiş? Selamet. Onun getirdiği, ya Rabbi senin adına getirdiğine teslim ve memuriyetini kabul ve vazifesinin icrasına muvaffakiyet ister ki selam lafzı onu ifade ediyor. Es-salatu ve-selam aleyke ya Resulallah. Demek ki birincisi haktan, millet, ümmeten, Allah'ın kullarından Rabbine karşı yönüdür ki ubudiyetimizin kalitesini ve onaylattırma vesilesi oluyor. İkincisi selam. Selam ise İslamiyet selamettir, selamdır. Bir manasında İslamiyet'in manası selamdır. İslamiyet neydi? Teslim, inkiyat, teslim, inkiyat, neydi bir tane de vardı ya? İslamiyet, nihayetsiz tarafkirlik, teslim ve inkiyattır. 34 metri vakti. İslamiyet, nihayetsiz bir teslim, tarafkirlik ve inkiyat anlamına geliyor İslamiyet. Ha? Ha, yani o da başka bir şey. Barış ve sulh var. Ama buradaki mana İslamiyet, selam, selamet, onu söyledi. Selim ve müsellematlar diyor Lemat'ta da abi. Ne diyor? İslamiyet selim ve müsellematlar diyor yani. Selim ve müsellemattır. He? Yok, mektubatta şey diyor. Mektubatta 34. sayfada İslamiyet hakka tarafkirlik. Hakka tarafkirlik, evet. Teslimiyet ve inkiyattır. İman ise diyor izan. O sayılı selam ve selamda mı geliyor? Evet. Umman gibi bir şeyi, hakikata giriş anlamına. Sahili selamet. Selametin sahili. Kurtuluşu. Evet. Bir okyanus düşün, dağdasın. Hadi bakalım, az kaldı, arkamızda düşmanlar var, mesela canavar var. Gemiler bizi gemişede bekliyor okyanusta. Sahili, oh gemiler, ah! Sahili selamet, oh sahili! Ne sahili? Selamet. Plaj sahili değil, selamet sahili. Kurtuluşa, okyanus. O bizim gibi değil. Başkasına çalışıyor.
Resulullah için. Yani velayet derecesine başkasına çalışılarak mı çıkılıyor? Evet, Allah razı olsun. Evet, kemalat ayrı, velayet ayrı. Velayet, kemalat içsel doğuşlar yani inkılap geçirmek. Bu kemalat. Bu ne yaparsan yap, velayeti çıkmıyor. An şartla valilik var ya, vali, velayet, vilayet. Aynı şeyden geliyor kökten. Vilayet, velayet, vali. Hizmetten geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük vazifesi dini tebliğ. İrşat yani. Elçilik yapmak. İnsanların imanını kurtarmak. İnsanlara hizmet etmek. İşte o yolda gayret edenlere velayet oluyor. Vilayet sahibi oluyor. Vilayet. Veli oluyor. Mağaraya çekilmiş. Hiç kimseyle alakadar değil. Kemalat o. Vali, vilayet oradan geliyor. Velayet, valilik sahibi. Gayret ediyor. Hani ben biraz merak etmiştim fazla. Niye Nur talebesinin ne özelliği var ki imansız kabre girmez? Diyor şu anlarda, bence şu anda. İmanla kabre girer. Ondan sonra. Hocam merak etmiştim hani. Ne özelliği var? İmtiyaz ne yani böyle? Sebebin en büyük şeyi bir tanesi şuydu. 7 tane şey buldum. Bir tanesi insanların imanının kurtulması için gayret ediyor. Tamam. O gayret ederken eceli geliyor. İmanı kurtuluyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Sizde de öyle de ben kendi hayatımdan kesitler veriyorum. Yani girmişiz hapse. Hücredeyim. Yine düşünüyorum bu bitişik hücrelere nasıl varacağım bu adamlara. Lan kendini düşün. La vallahi. Bütün rahatlarabeleri böyledir yani. Ben duramaz yani. Mümkün değil. Hani illa anlatmak ister de anlatamaz. Belki kabiliyeti veya şartlar olmaz ama mutlaka içinde bu doğuş var. Bu arzu var yani. Belki anlatma kabiliyeti veya zemini şartlar tahakkuk etmedi ama mutlaka nur, ışık vermek ister. Mutlaka ya ben buna yapamadım ya. Bir anlatsam ya. Ne şu adam geldi. İki kelam etsem. Tamam, böyle şey var. Yani bu şuuru veriyor herkese. Ben biliyorum mekanı makine çalıştırıyorsun. Daha köyde yol yapıyorsun. Demiyor musun? Aha, şu köyle, şu delikanlıyı kullanıyorum ama iyi bir çocuk ya. İyi bir buna bu anlatsam. Derse davet etsem falan. İçimizde şey var. Ha, o ruh ve yaşarken imanın kurtuluyor. Tamam. O şuur canlı tutuyorsun. Vilayet sahibi oluyorsun. Vilayet. İlçe değil, vilayet oluyorsun. Şimdi Hasan Hocam, o zaman bu Nur cemaatini diğer cemaatlerini ayıran diğer cemaatler şahsi kemalat oluyor. Yani odaya çekiliyor, tesbih çekiyor. Evrat esker. Bunun başkasını anlatamazsın tabii. Şahsi. Risale-i Nur yolu o zaman velayet yolu oluyor. Velayet. Hazreti Ali'nin şeyidir işte bu. Kemalat eskide ki zaten kemalatı asır değil. Çünkü bidatlar çok. Haramlar istila etmiş. Mesela bir tanesini demiştim. Hocam dedi ya bayağı normal değil yani de bayağı şey ama çok duyduğumuzu seviyordum. Ya ustad demişti dedi ya tarikat zamanı değil hakikat zamanı sen. Ya gerçi izahı var ama dedi. Biraz da seninle duymak için. Biraz konuştuktan sonra hocam dedim. Evinde televizyon var mı? Ya bakmıyormuşum. Bakmamakla yok aynıdır. Eğer bakmıyorsan yok olması lazım. Varsa bakıyorsundur. Var mı? Var. Evinde televizyon olanın tarikatı olmaz. Çok ağır bir iddia. Bak. Nakşi tarikatında dört tatvede gider. Değer tariki nakşi bendi ad çari çiz yani nakşi bendi de dört sistemle gider. Terki dünya, terki ukba, terki esni, terki ter. İşine gelir veya gelmez. Terki dünya Allah adına dünyadaki günahları terk etmek. Terki ukba ahireti gaye yapmamak. Yani keşif, keramet. Üç,
terk etti, heveslerini bırakmak. Dört, bu üç taneyi terk ettim Ahmet. Ben ne bu kadar büyük adamım deyip de başka bir gurur olabilir diye o terkleri de terk etti. Şimdi terk-i dünya celbi dünya. Terk-i ukba yerine terk-i celbi ukba. Terk etti yerine celbi etti. Terk-i terk yerine celbi celbi. Yani terk-i dünya. Televizyon olan, bidat olan, haram olan, kadın sesleri olan yerde evrat esker nasıl olacak? Yani onlar İslami cemiyette kalbim, ruhum inkişaf etsin diye İslami toplumdan bile mağaraya çekilmiş. Bir sürü mağaralar var da görüyorsunuz hani her tarafta var. O toplumda bile bir de sen şimdi evde televizyon var. Yani gücümüz yetmiyor da ha, ne yapacağız? Şunun için söyledim. Tam manasında değil. Ya bu kadar evlat esker yapıyorum da niye olmuyor? Haramla bulaştığımız için. Yoksa eğer hakikaten şairin hakim olduğu bir toplumda günahlardan uzak olsak patlatır ya. Ruhu patlatır ya. Yani acayip oluyor mesela. Üç aylarında Ramazan'da öyle duygular yaşamıyor muyuz? Yani fırının önünde kuyruk olması pide bile bize ulvilik veriyor. Maneviyat veriyor. Vermiyor. Pide kuyruğu bile inanın bana çıktım sırf kuyruğu seyredeyim diye seyrediyorum karşıki tarafında. Onu seyredeyim. O şair davulcu gece dolaşması. Ulvi bir duygu veriyor. Şimdi de çalıyor ama horonluk duygum geliyor. Hoplama geliyor yani. Davul çalınca omuzlarım oynuyor. Ama Ramazan'a çalınca böyle acayip bir şair oluyor ya. Yani. Almanya'da bu yok. Ya abi dedi bu çoluk çocuğa nasıl yapacağız? Öyle bir saat var ki varmış. Davul çalsın. Tamam mı? Sahura sizi kaldırırken dam bara dam bara dam 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 böyle bir şey saat olsun. Veya ezan okuyan şey olsun. En azından şair. Biz orada mesela o komşuda Allahu Ekber ezan okuyor. Yani ezan vakitlerinde. Yani nur talebeleri niye imanla kabre girer? Benim acizane anladım tabii çok. Zavlar var yedi tane bir tanesini söylüyorum. İnsanların imanı kurtulsun diye gayret şuuru o moddayken, o heyecan, o ruhu taşırken ölüyor. Ecel geliyor. O zaman imanı kurtuluyor. Devam ediyorum. Hem biz Seyyidina lafziyle tabir ettiğimizden diyoruz ki Ya Rab Seyyidina bizim Seyyidina. Yanımızda elçiniz. Seyyidina ne demek? Yanımızda senin elçin. Dergahımızda elçimiz olan reisimize merhamet et ki bize sirayet etsin. Demek ki Allah'ın rahmeti, lütfu onun üzerine bize sirayet ediyor. Nasıl ki? Ya olmadan olmaz mı? Keban barajında elde edilen 500 bin voltluk ceyranı sen bu eve alabilir misin? Ne alamazsın? Bina müsait değil. Trafo koyman gerekiyor. Keban barajı, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, aradaki trafo Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sistemi onun üzerinden bize aktarılıyor. Her şey de öyle oluyor. Üniversite okuyacak çocuk, ilkokul, ortaokul okuması lazım. Bir anda en son bunu okuyacak diye ilkokulda o verilmiyor. Demek ki yani peygamberler ta ilk Adem Aleyhisselam'dan gelene kadar insanları çıkarta çevire kaçar. İkide bir peygamber değiştiriyor. Demek ki bu dergahımızda senin elçin. Senin huzurunda bizim elçimize merhamet et ki bize sirayet etsin. Şimdi sirayet kanunu ehli dünya söylüyor, Avrupalılar da söylüyor. Hamile kadının haleti, rüyesi, fikriyatı, düşünceleri, meyli, inancı hamile olduğu çocuğa sirayet ediyor. Asabiliği, sıkıntısı, sirayet geçiyor ona. Nasıl geçiyor? Sigara içmediğin halde, sigara içen bir ortamda bulunsan üzerine siniyor. Veya bak sirayete bak. Vallahi bu Rıza iyi adam ya, iyi şeyler söylüyor. Geldi şimdi, anlaşma yapacağız. Yani tamam mı? Dükkancıdır Rıza veya ben müşteriyim.
Vallahi bu adam iyi adama konuşuyor, iyi konuşuyor. Sistemi de resmi yapıyor, protokolü. Ama vallahi ben bunu sevemedim ya. Diyoruz ya bazen. Niçin? Onun ruhu bize sirayet ediyor. Sıkıyor o adam seni. Mesela sizi görenler üç şey olur. Sizi görenler. Üç. Sen bir yere dükkana gitsen, bir yere gitsen, akrabana gitsen. Seni aşırı severler. Aşırı nefret ederler. Hiçbir şey olmaz. Aşırı sevenler senin ruhuna yakın. Ruhun frekansında. Aşırı nefret edenler senin frekansın dışında. Ve hiçbir şey olmuyorsa hani neyliyim bir şey ya. Ne sağcıyım, ne solcuyum, futbolcuyum. Peki nasıl olur? E şimdi siz birbirimizi gördüğümüz zaman sevinmiyor muyuz çarşı pazar? Bir Müslümanı gördüğümüz zaman sevinmiyor muyuz? Ha, onun gibi. Bir tane böyle çırıp çıplak gördüğümüz zaman sıkılmıyor muyuz yani? Rahatsız olmuyor muyuz? İstemiyoruz yani. Veya din, İslam'a hücum ettikleri zaman, pankart astıkları zaman. Yani aynı onun gibi oluyor. Demek ki Üstad Hazretleri 242 Kastamonu'da da bana diyor, sıkıntı sirayet etti diyor. Üç aylarında insanların dimağlarından çıkan müsbet efkarı atmosfere yayılıyor. Onu tefeyyüs ve teneffüs edenlerde sirayet ediyor. Sirayeti anlatmak için bu kadar anlattım. Sirayet var. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh haleti bize sirayet etmesi için ona zemin yapıyoruz, salavat yapıyoruz. Yani bir evine misafir gelecek yani topluyorsun ve bir şey yapıyorsun. Ha? Peygamber Aleyhisselam'ın ruhsal hakikati, ruhsal yapısı ruhumuza kopyala yapıştır olması için koridor açman gerekiyor. Yani onaylaman gerekiyor. Panjuru açman gerekiyor ki güneş girsin. Peygamber'e salavat getirince onun sirayetine yol açıyoruz. Onaylıyorum seninle gelen. Mesela mail atıyorsun, cep telefonu onaylıyor musun, onaylamıyor musun? Onaylayınca giriyor senin sistemine. Biz Resulullah'ı onaylıyoruz. O zaman onun sistemi bizim sistemimize giriyor. Buna sirayet deniliyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve ala alihi ve sahbi ecmain. Adam hani diyor ama sofrayı neydir diyor. Mesnevi'de bir yer var. Ama evet. Sofrasına daveti kabuldür. Ona salavat getirmek o sofraya icabet etmektir. Evet. Yani. Sen sofraya davet ediyor. Allah'a giden yolda hocam şimdi dünyada da aynısını yapıyoruz da mesela. Hasan hocamın selamı var. Bir yere gidiyoruz mesela bir işim var. Selamını söylüyorsun, işini görüyor. Aa, seni Şefik tanıyor. Şefik'im ben arkadaşıyım işte o gönderdi. Bir selamı var sana. İşini kolaylaştırıyor. Evet. Ve ne yapıyor biliyor musun? Resulullah'a da yani ismini zikretmek Allah'ın sevgili kulu. Bize ters yapıyor. Niçin geliyor biliyor musun kısacası? Kıyası bir nefse diyoruz. Bak bize ters gelmesi Resulullah çok şey. Yani cazım var. Kıyası bir nefse diyoruz. Diyoruz ki mesela ben bir konuda zaafım var. Kurtulamıyorum. Nefsime mağlupum. Yapıyorum ediyorum. Sonra diyorum ki kıyası bir nefse o demek. Bunlarda da var bu. Yani bendeki zafiyet onda da var. Şimdi bizde enaniyet gurur kibir var ya böyle. Bizi onaylarsalar Hasan hocam traktör şamlığı gibi şişer. Resulullah da böyle yapınca zannediyoruz ki o da öyle. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti yok. Tamam. Mesela Adem Aleyhisselam'a secde etmedi mi? Şeytana. Adem Aleyhisselam secde et dedi. Şeytan etmedi. Peki Allah kendisinin dışında birisine secde ettirir mi? Şirk değil mi? Şirk. Niye ona secde et dedi? Çünkü Adem Aleyhisselam'a beşeriyet takılmamış ve alleme Adem'e esma külliha bütün isimlerin hulasası olduğundan Cenab-ı Hakk'ın esmasının hulasayı komprimine çekildiğine şeytan itaat etmesini istedi. Orada biz beşeriyet yoktu, daha takılmamıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbi yıkanmış. Bizim bildiğimiz enaniyet, gurur falan onlardan tamamen tefeyyüz sıyrılmış. Kıyası bir nefs yaparak olanın imtiyazlı olduğum falan şöyle öyle olmuyor. Bizden daha fazla namaz kılan, ayağı şişen, bizden fazla oruç tutan, bizden fazla Kur'an okuyan, bizden fazla cihat eden,
bizden yapıyor. E nesi kalmış? Bizden daha fazla mütevazi. Daha cömert. Değil mi? Üzerine bir elbise var, veriyor. Daha mütevazı. E peki, salavat getirince onun beşi, nefsaniyeti değil ki, diyor ki benim nefsim bana iman etti. Bir kere Allah onaylamış yani, temiz olduğu, beşeriyet olmadığını. Allah selam ediyor. Allah Habibim diyor buna. E sen diyorsun ki, ya acaba bu şey olur mu yani böyle, koltuğu kaparım. La Allah diyor ki yok diyor. Allah yok diyor. Benim abimim diyor. Sıyrılmış diyor. Yani tam nümine imtisal olması için. Allah diyor ki sıyrılmış. Kamil. Hem kemalat var hem ilahiyet var. Tamam. Şahsik ubudiyetiyle kemalatı var. Hizmetiyle vilayeti var. Yani velayeti var. Şimdi Allah onaylıyor bir kere ya. O zaman yani bizdeki dert, onun için neşter yaptım bu. Yaraya bir şey vurdum. Ya biraz enaniyet gibi şeyler geliyor ya, okşanıyor da ikide bir. Ha, o bizim zaafımızdan kaynaklanıyor. Ha? İsmail'i okşadıkları zaman, İsmail şöyle mutlaka etkilenir. Ama aynı okşamayı üstadı yapsalar etkilenmez. İmam-ı Rabbani yapsan etkilenmez. İmam-ı Azam'ı yapsan etkilenmez. Çünkü arkasına geçmiş. Şuna benziyor. Şimdi suya şeker koysan erir. Biraz da koy erir. Biraz da koy erimez daha. Çünkü doydu. Onlar artık iltifat-ı ilahiye mazhar olduktan sonra beşerin iltifatına bizim tabirle, lazceyle kemençe vurmuş yani. İnsanın fıtratına koymuşlar hocam. Evet ama fıtratta konulan bir şey ifrat tefriti vasatı var. Vasata koymuş. Vasata getirmiş yani. Yani tabii fıtratta var tabii. O fıtratta hiç etkilenmemek iltifatın tefritidir. Odun gibidir. Kumut diyor. Her şeyden en ufak şeyden hissi çıkarmak ifrattır. Allah Resulü itidal sahibiydi. Yani vasata getirmiş. Vasatta bizimkisi bazen tefritte, bazen çoğunlukla ifratta. Yani kısacası kıyası bir nefs yapıyoruz. Biz kendi alimimizle o oluyoruz, öyle bakıyoruz. Yani kısacası ben diyorum ki Ayhan da böyle zaafı var. Niye? Ben bu zaafım var, bu eksikliğim var, kusurum var. Bunu yapıyorum, ediyorum, içiyorum, gidiyorum, bakıyorum. Herhalde Ayhan'ın da vardır. Oysa onun imtihanı ayrı, benim imtihanı ayrı. Başka bir yer okuyayım. Allah Allah. Küfür manevi bir cehennemin çekirdeği olduğunu ikinci sözde ve sekizinci sözde ve başka sözlerde ispat edildiği gibi. Küfür manevi olduğundan, yani vücud haricisi olmadığından afalayıp değildir. Günahın vücudu olduğundan, yani bir şeyi tahrip ediyor, kırıp döküyor. Onun için Allah günahı affediyor, var olan bir şeyi affediyor. Küfrün vücudu olmadığından neyi affedecek? Onun için küfür affedilmiyor. Küfür ruhunda yaşıyor. Günah ise eyleme dönüşmüş. İçmiş, kırmış, dökmüş. Yani bu eylem. Küfrün vücudu yok. Küfür manevi bir cehennemin çekirdeğini taşıyor. Mesela durup dururken bazen onun üstü açılıyor bize hissettirmek için. Of, pof çekiyoruz durup dururken. Allah Allah. Canı darlanıyor Adem. Yani papilata sığmaz oluyoruz. Ne oldu üstü, niye açıldı? Bak, 70 bin perdeden geçmiş hali cehennemin, dünyada bunu sana hissettiriyor. 70 bin kat ilerisi tamamen tezahür edecek cehennem nasıl olur? Bundan dehşet verip uzaklaştırmak için sende bu şeyler bazen aktif oluyor. Bu hallerde o sanki ona benziyor. Küfür böyle bir şey. Küfür yokluk mudur? He? Yokluk mudur küfür? Küfür yokluk değil, yokluk Adem'dir yani, evet. Adem'in kendisi tanımlanamıyor. Tanımlanamıyor. Bir sesi kapatsam bir de bir sessizliği yok. Bakayım nasıl oluyor. Mesela küfrü
yaşadığı haleti anlatsa o dalalettir. Anlatılamayan daha ilerisi yani. Mesela günah affı var. Mesela Allah Cenab-ı Hak günahları affediyor aşırı meydanda. Ama küfrü affetmiyor, inkarı affetmiyor. Niye? Vücudu yok bir şeyin. Dolayısıyla küfür manevi bir cehennemin çekirdeği olduğunu 8. ve 2. sözlerde izah ediyor. Başka bir konu, tamam mı? Müteferrika, mesela müteferrika dedik ya Ahmet. Şimdi ayrı bir konu bu şimdi. Nereden çıktı? Salavattan bu geçti diye. Konu değişti, başka bir konu. Küfrün içerisinde ne var? Cehenneme duhulüne sebep olduğu gibi cehennemi vücuduna dahi sebeptir. Zira küçük bir hakim, küçük bir izzet, küçük bir gayret, küçük bir celali bulunsa, bir edepsiz ona dese, beni tedip edemezsin, etmesin, edemezsin. Herhalde o yerde hapishane yoksa da, onun için bir hapishane icat edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kafir, cehennemi inkar ile, nihayetsiz gayret ve izzet ve celal sahibi ve gayet büyük bir zatı tekzip ve taciz ediyor, yalancılıkla ads ile itham ediyor. Mesela küfür, Allah itham ediyor. Diyor ki Allah, sen Allah değilsin. Sen bana nimet vermedin diyor, sen beni yaratmadın diyor. Benim nefsim senin elinde değil diyor, küfür yani. Reddediyor. Allah kafa kaldırıyor. Ama günah öyle değil. Günah acizliktir, mağlubiyettir. Mağlup oluyoruz, insanız. Ama anlayışımız da şu, ya Rab, estağfurullah, estağfurullah, affet ya deniliyor. Öte küfür ise, kaman sen benim Allah'ım değilsin diyor, Allah'a diyor. Hakikati örtüyor. Hakikati örtüyor, evet. Araplar çiftçiye kafir derler yani bir manada. Küfür örtmek manasında. Allah her şeyi örtüyor. Yani sanki Kasım böyle bir nimete mazhar olmamış. Böyle bir Allah yokmuş. Böyle bir aleme gelmemişiz. Yani kendi kendine biz gelmişiz. İstediğimi yaparım zannediyor. Hakikati örttüğü için. Kafa tuttuğundan dolayı affakabiliyeti yok. Halbuki kafir cehennemi inkar ile nihayetsiz gayret ve izzet ve celal sahibi ve gayet büyük bir zatı tekzip ve taciz ediyor. Allah'ı yalancılıkla itham ediyor. Ben Allah'ım diyor. Ben Allah. Kur'an'da bir ayet var böyle. Ben Allah'ım diyor. Bu diyor ki değilsin diyor. Yalancılıkla itham ediyor. Tövbe estağfurullah. Ve ads ile itham ediyor. Öyle var ya kavimler. Ya Musa diyor. Hani diyor Rabbinin azabını göster diyor ya. Nerede ikide bir tehdit ediyorsun? Yok diyor. Böyle acizlikle itham ediyor. O zaman küfrü insanlar temsil ediyor yine değil mi? Ateistler mesela. Evet onlar temsil ediyor. Yani ciddi bir iş yapıyorlar. Az iş yapmıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya ben şimdi kafir olsam ve küfrü temsil... Küfür ne olduğunu? Müslümanlara imanın nimetini tattırmak için küfüre... Küfür var ortada. O yolda açık. İnsan böyle kafire baktığı zaman falan dehşete... Yani elhamdülillah iyi ki iman var. Mesela bazen bize iman böyle ortadan mı bakıyoruz, nasıl oluyorsa... Allahsız kabre bakıyoruz. Geçen bir ayağımdan dolayı iltihap vardı. MR'a girdi böyle. Böyle tünele sokuyordu. Girmişsinizdir böyle. Avukada 3-4 parmak var yok. Böyle tünel Rıza, tamam mı? Beyaz hemde. Tünelde bizi 15 dakika şey tırırır bir şey çekiyor. Tamamen kabir. Vallahi iki de bir korkmayın ya Allah var. Kabir niye böyle şey yapıyorsun diyen adamım ha. Ali Hoca ödüm patladı. Yani kaç defa istiğfar çektiğimi bilmiyorum. Hiçbir iyilik hatıra gelmiyor. O da ben oradaki tespit rahatıyor atıyorsun ya böyle. Korkunca ya şöyle iyiliklerim var böyle yapmışız böyle hizmet etmişiz. Hiçbirisi değil. Oraya yatınca direk kefen kabir hep günah hatıra geliyor. İyilik hatıra gelmiyor. Niyesini de bilmiyorum. Yani böyle. Hemen istiğfar al. Çünkü ayet-i kerime var. Mealen. İstiğfar ederseniz imdadın cevabı yakimu tabatana sual yakimu lezeniz zafaru fayşatan zalam ofusakun sekerullah festafiru li zunubi ve mi yafiru zunubi ya Allah. Cevşenin başında var ya, bunu diyor ki 11 en azı. Yani bunu bir estağfurullah lazım el kerime lezi la ilahe illa hu lahayun kayyumu subhane. Bunu 11 veya 33 veya 100
111 galiba. 101 mi 111? 101. Yok yok 99 değil. Ya 101 ya 111. 101'tir. O söylüyor. Şimdi baştan beri değil ha. O metni bir defa söylüyorsun. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etubu ileyhi subhane. Bu yani. Başta bir defa onu söylüyorsun. Ben onu kaç yüz defa söyledim. Dışarıya çıktım resmen onu anlatacağım. 15 dakika geçmedi. Gene aynası. Sonra hatırıma geldi. Kafir cehennemde kalsa, yanarken dese ki Allah'ım beni bir daha götür dünyaya, tamam? Beni bir daha götür dünyaya, bak nasıl olacağım. Kısa dön, Allah diyor ki gene eski haline dönerler. Kısa dönem acayip bir kul olur ama gene dönerler. Ben pek onu anlayamıyordum ama MR'dan çıktıktan içindeyken 101 değil kaç yüz defa estağfurullah lazıma görüyorum. Çıktım dışarı 15 dakika sonra gene aynı hasta. Yani hakikaten acayip bir şey ya. 101 değil 100 defa yazıyor. 100 mü diyor? 100 diyor. Öyle mi? Bak 100 defaymış. Onu acayip okudum. Kaç yüz defa mı? Öyle saymadım ki. Çıkana kadar estağfurullah. Çünkü hemen o ayet hatırıma geldi. İstiğfar ederseniz diyor burada yapma. İstiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim diyor. Hemen Hazreti Ali'nin sözü hatırıma geldi. Peki Allah affetti mi acaba? Affetmeyeceği kuluna Allah tövbeyi istiğfarı ağzına vermez. Oh müjdeye bak. Çatlasın çiğta. Affetti mi acaba? Şüphe etme. Bir tanesi çıkar şimdi içinde de. Oğlum ya nerede milyon sabit tamam kardeş sen affetmemiştin ne yapalım. Çok affedeyim. Böyle bir şey istemiyorsun. Çünkü en ennezeni abdibi. Kulum bana nasıl iman ederse, beni nasıl bilirse beni öyle görür. Ben ona öyleyim çünkü. Hacca gidenlerden hani kafile gitmiştik ya. Onlara derdim ki hacılara. Haçtan sonra hacının ilk günahı acaba Allah hacımı kabul etti mi? Acaba günahımı affetti mi demek senin ilk günahındır. Çünkü Allah'a suizan ediyorsun. Kabul olan hac, kaza namazları ve kul hakkı hariç affedin. Evet, devam edeyim. İzzetine şiddetle dokunuyor, celaline, serkeşane ilişiyor. Elbette farz muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmasa, Allah o derece tekzip ve tacizi tazamun eden küfür için cehennemi halk edecek, o kafir içine atacaktır. Konu bitti ama bu kafir insanın ruhunda nasıl var diye onunla alakalı küçük bir paragraf var Mesnevi'de. Görebilirsem onu okuyacağım. 100 kaçtı? 111 miydi? Resul. Bakayım. Arif olan müminler mi kıyasladı yer abi? Yok. Hurma çekirdeği nasıl şey? 130 böyle hani sağ tarafta 147 olmaz. Neyse şurada hani çekirdek ağacı tazamun ediyor diyor ya. Harika bir yer. 139 bulursam okuyacağım size. Çok harika bir yer. Niye bulamadık Yusuf? Şey, tefekkür. Sana dediğiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, kalp çekirdeği, bu insan, yani küfrün çekirdeği insan da var. Çok hoş bir yer, değil mi? Yok yok. Hurma çekirdeği, zancele çekirdeği neydi? Anzele çekirdeği. Nasıl ağacı tasamun ediyor? Değil
Ya bir dakikada masal edeyim. Tefekkür. Arattırsana İsmail abi. Anzale ağacı yazarsan çıkardım. Mesleğinin. Hemen Anzale mi? Anzale. Ne? Anzale. Çok hoş olsa gidecek. Çok güzel. Tamam. 103'te. Eyle İlem Eyyül Aziz. Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale denen bir ağaç var. Onun çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiş. Ve dahil olduğu gibi. Bizim bildiğimiz şeydi. Diyelim ki karaymış çekirdeğinde. Karaymış ağacı olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakin ile müşahede etti. Allah Allah. Küfür ve dalalette sanki küfür ve dalaletteki o cehennem var ya cehennem. Cehennemi şeye koyduk böyle pistona sıkıştırdık cehennemi. Cehennemi sıkıştı. Küfür ve dalalet anlamındaki haleti rüyü olarak kafir ruhuna konmuş. İmanı da sıkıştır cenneti. Müminin kalbine koydun, o da cennet. Peki, niye mümin cenneti yaşayamıyor peki? O aletler yok gene. Kafir, madem cehennemi onu koydun, cehennem niye çıldırmıyor, intihar etmiyor? 15. şu anda açmayayım, uzun olur. Diyor ki orada, iptali his nevinden, yani dişçiye gidersin, dişi delerken uyuşturur ya, hissetmezsin. İptali isnevinden kafir küfrünün elemini, Müslüman imanının lezzetini alamaz oluyor. Yani günahlar iptalis yapıyor. Kafire bu neticeyi veriyor, hissettirmiyor. Müslüman da ubudiyetini, namazını, orucunu, imanın lezzetini alamıyor. 15. şuada söylüyor. Diyor ki, bir de okuyayım. Cehennemin de küfür ve dalalet tohumundan müstetir bulunduğunu şuhudu bir yakin ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacının hamiledir. Şüphe var mı? Hurma çekirdeğinde hurma ağacı var. Çekirdek hamile ağaca. Aynen öyle de iman habbesinde de imanın tohumunda da cennetin mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi. Mesela Yusuf şöyle düşün. Ömrümüzde hiç çekirdekten ağaç çıktığını görmesin. Ve ağaçtan da çekirdek olarak kulasalandığını görmesin. Meyvede çekirdek. Hiç ömrümüzde çekirdekten ağaçın çıktığını, ağaçtan da çekirdek olduğunu görmesin. Allah bize sorsa, karpuz çekirdeğini gösterse bize. Bundan ne çıkar deyince karpuzu hatırlar mıydık? Karaymış çekirdeğine karaymış hatırlar mıydık? Tadıyla, rengiyle, yapısıyla. Ha işte anlayamıyorum. Aynı bunda küfür ve iman böyledir. Küfür ve iman çekirdektir. Hemen cenazelerde, düğün şeylerde, zor durumlarda, hastanelerde hemen iman devreye giriyor. Hemen. Hapishanelerde %99 herkes dinden medet istiyor. Bir tanesi dedi ki benim alt komşum çaprazındaydı. Müebbet almış. Ağırlaştırmış müebbet almış. Sonra iyi davranışında müebbete dönmüş. İnan itimat edin. Bak bu makamda söylüyorum. Yalan nafsı kafirdir. Hocam iyi ki tanıdım dedi seni. İyi ki dedi ben o adamı öldürdüm de buraya geldim. Allah Allah. Ondan sonra konuşuyoruz ya, birbirimizi görmüyoruz ama konu konuşuyoruz. Çünkü dedi bana Sivir'de ulaşman imkanı yoktu dedi. Mafya şey. İşte Esra'da birbirine vurmuştu. Bana ulaşman imkanı yoktu. Ulaşsaydın seni mi dinleyecektim dedi. Sen bana namaz söyleyecektin o gün. Felek ve nasıl ezberlettirdim, bir şey yoktu. O kadar acayip olmuş ki, yumuşamış ki felek ve nasıl ezberlettirdim Fatiha'yı da namaza başladı. Dedi ki evet bu cezayı aldım ama
beni Allah'ımla ve namazımla tanıştırdın. Cümle onun. Beni Allah'ımla ve namazımla tanıştın. Şükrediyorum ki namaza başlamış. Ben de diyorum ki ey kardeş, namaza başlaman için yine birisini öldürmen lazım. Ne acayip. Ne... O şimdi Nurettin ne lezzet aldığı bilmiyoruz. Fazla kılabilir miyim diyor. Kazayı bilmiyor ya. Fazla yapabilir miyim diyor. Tamam şunu yaptıktan sonra kaza yap. Kaza var mıydı diyor falan. Kaza var mı? Bilmiyor ya. Bak fazla niye yapıyorsa hoşuna gidiyor mu dedim Özcan. Çok hoşuma gidiyor hocam dedi ya. Beni dedi böyle kafam dedi aldığı zaman böyle evime bir hatırladığı çıldıracağım geliyor. Hemen dedi bazen namazın ortasında dedi namazı bozuyorum abdestim yok diyor. Ya, namaz, yataktan kalkıp kalkmaz hemen namazı duruyor. Sonra gidiyor. Olmaz değil mi diyor. Olmaz sonra dönüyor ve git abdest al. Abdest olmaz tabii. Ondan sonra. Ya ortasını hatırladım. Gerisini getireyim de söylemeyeceğim. Tamam dedim. Bir tür ondan sonra selam. Ya bir şey anlatmaya çalışıyorum. İman girdi mi bak nasıl lezzet alıyor. Bulunduğu o konumu bile değiştiriyor. İman. İman. Bunu anlamanız için nurları ilk tanıdığınız zaman şef dönemini düşünün. Neleri açtınız? O da öyle işte şimdi. Diyor ki son cümle, aynen öyle de iman habbesinde de cennet mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, iman ve hidayet de bir cenneti intihac edeceğine istibat yoktur. Yani akıldan uzak değildir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.